Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesinin ardından yaşanan 6 Ocak Kongre baskını davasından bir karar daha çıktı. Baskında yer alan gruplardan birinin lideri tam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 6 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Donald Trump'ın kaybettiği seçimleri hileli ilan etmesinin ardından ülkenin Kongre binası baskına uğradı. İşte o baskının başrollerinden biri olan Donald Trump destekçisi, aşırı sağcı grup Proud Boys'un lideri Joe Biggs 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski bir Amerikan deniz piyadesi olan Biggs, vatana ihanetin hafifletilmiş hali olan kalkışma başlatmayla suçlanıyordu. Biggs'in avukatı kararın verilmesinin ardından cezanın çok ağır olduğunu ve itiraz edeceklerini söyledi. Birkaç yıl yeterli bir ceza olurdu. Bu cezalar akıl alır gibi değil. Biggs dava sırasında pişmanlık gösterdiği için savcının 33 yıl hapis istemiyle açtığı davada indirime gidildi. Savcı eski Amerikan askeri hakkında askeri tecrübelerini emri altındaki kişilere komuta ederek hükümete karşı isyan etmek için kullandı. İfadelerini kullandı. Dava kapsamında 1100'den fazla kişi tutuklandı ve 630 sanık suçunu kabul etti. Baskının liderlerinden Biggs 17 yılla 6 Ocak Kongre baskını davasında en uzun süreli hapis cezası alan ikinci kişi oldu. İlk sırada ise 18 yıl ceza alan ve Trump'ı destekleyen başka bir aşırı sağcı grup Oath Keepers'ın lideri Stewart Rhodes yer aldı.